Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel'de kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Genel anlamda Excel konularını bitirmiştik. VBA'ya başladık. Biraz programcılık oynuyoruz diyebilirim. En son fonksiyonlar yapısını işlemiştik. Fonksiyonlardan hazır fonksiyonların kullanımı ve daha sonra bizlerin Excel'e nasıl fonksiyon yaratacağımızla ilgili birkaç bilgi vermiştim. Yine aynı konu üzerinden bugün devam edeceğiz. Ama konular yavaş yavaş artık daha karmaşık hale gelebilir sizin açınızdan eğer hiçbir temel vesaire yoksa. Ama gözünüz sakın korkmasın. Tek tek gidiyoruz. İleride bu şimdiki öğrendiklerimizi birleştirdiğimiz zaman, geriye dönük bilgileri tekrar tekrar ettiğimiz zaman bir problem kalacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Bugünkü konumuz arkadaşlar, isteğe bağlı parametre dediğimiz bir işlem Excel VBA'da. Yine fonksiyonlar içerisinde kullanılan bir yapı. Bunun örneğini şöyle ben size göstermek istiyorum. Bir yine modül yapımızı açtık. Şimdi yine bir fonksiyon tanımlayacağım. Fonksiyona public function şeklinde tanımladım. Basit bir toplama işlemi. Buradaki public ve private ne işe yarıyor onu daha önce sizlere anlatmıştım. Mesela özel topla dediğim bir işlem, parantez açıp içerisine parametrelerini bildirmem gerekiyordu fonksiyonun. Bunlardan bir tanesi x parametresi olsun, diğeri y parametresi ve üçüncü de z parametresi olsun. Fonksiyonun çıktısı da integer yapısında olsun. Şimdi yordamımızı açtık. Özel topla fonksiyonumun eşitine x artı y artı z değerini verdim ve fonksiyon yapısı kapanmış oldu. Şimdi geldim eşittir dedim. Mesela topla işlemini açtığınız zaman içerisinde bizim gibi tanımlanmış mesela sayı 1, sayı 2 diye bizim de x, y, z diye tanımladığımız değişkenler yani parametreler mevcut. Şimdi ne dedim ben mesela 10, 11 ve 12'yi topla dediğimde Excel gömülü olan topla fonksiyonunda bana 3 parametrenin toplamını döndürdü 33 olarak. Şimdi bir de biz kendimizinkini özel topla fonksiyonunu kullanalım. 10, 11 ve 12. 33 değerini döndürdü. Şimdi herhangi bir problem yok. Sıkıntı şundan, yani sıkıntı demeyelim de bugün anlatacağım konu şu şekilde işler. Mesela Excel içerisinde topla fonksiyonunu açtığımda dediğim gibi sayı 1, sayı 2, sayı 3 vesaire vesaire uzar gider. O içerisine kaç tane parametre tanımlanması ile ilgili. Mesela Excel'de 3 parametre yerine ben 2 parametre kullanabilirim. 21. Ama içerisinde tanımlanmış çok fazla parametre mevcut. Peki ben burada 3 parametreli bir özel topla fonksiyonu açtım. Veri tiplerini bildirdim. Fonksiyonun ne işlev yapması gerektiğini bildirdim. Ama ben 3 tanımlamama rağmen 2 parametre değeri verirsem bu bana değer sonucu olarak bir hata olarak dönmüş olur. Ama Excel'in kendi gömülü fonksiyonlarında böyle bir problem olmuyor. Mesela dediğim gibi 2 parametre ya da 3 parametre gibi istediğim kadar parametre verdiğimde bana herhangi bir hata döndürmüyor. Bunun sebebi işte isteğe bağlı parametre dediğimiz sistemden kaynaklı arkadaşlar. Eğer ben buradaki fonksiyon içerisinde zorunlu ya da yani girişi zorunlu ya da zorunsuz olan parametreleri bildirmem lazım. Eğer hiçbir şekilde önüne arkasına bir kodlama işlemi, bildiri işlemi yapmadığım takdirde Excel bunları zorunlu olarak bir parametre yapısında toplar. Yani ben x, y ve z 3 farklı parametre girdim ama formülü kullandığım zaman, işlevi kullandığım zaman, 2 parametre girdiğim zaman bana bir hata döndürüyor. Ama dediğim gibi 3 parametre girersem yani
x, y, z parametrelerini girersem bana 33 sonucunu döndürüyor. Ben 3 yerine 2 parametre girmek istiyorum. Yani belki 2 parametre girmem lazım. Bunun için isteğe bağlı parametre girişinin önüne optional, yani Türkçesi isteğe bağlı demek zaten, bunu bildirmem gerekiyor. Ama bu zorunlu olan parametrelerin en sonunda yer alır. Örneğin burada zorunlu olanlar x ve y, iki parametre girmem gerektiğini düşünelim. Üçüncü parametre zorunlu ya da değil. Yani zorunlu olmasını istemiyorum bu parametrenin. Şimdi z parametresinin önüne optional yapısını koyduktan sonra bir de şimdi deneyelim. Mesela burası tekrar 12 olsun. 3 parametreyi topladı, 12. 2 parametre biraz önce hata vermişti. Şimdi bakalım ne yaptı? 21 değerini bana getirdi arkadaşlar. Bunu neden yaptı? Ben 3. parametrenin zorunlu girişini ortadan kaldırdığımdan dolayı yaptı. Yani ben buradaki 3. parametre isteğe bağlı bir parametre. İster girersin ister girmezsin. Ama ondan öncesindeki giriş parametreleri zorunludur. Bu parametreleri girmek zorundasın. Ama optional yapısını kullandığım noktada parametreler zorunlu olarak giriş sağlanamayabilir. Ya da bunun aksine bir sabit gibi de düşünebilirsiniz. Z'ye eşittir deyip sıfır değeri de verebilirsiniz. Sıfır değeri verdiğinizde de zaten aynı sonucu burada döndürecektir. Ama örneğin ben buna 2 değerini verdim. Burası isteğe bağlı bir parametre ama değeri 2 arkadaşlar. Şimdi 10 ve 11'i ben topladığım zaman, enter'a bastığım zaman sonucu 23 döndürdü. Niye 23 döndürdü? Üçüncü zorunlu olmayan, yani isteğe bağlı parametre değerine ben 2 verdim. Ama dediğim gibi buradaki eşitliği kaldırırsanız içerisindeki 3 parametrenin 3'ünü de kullanabilirsiniz. Ya da buradan ikisini de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi şuradaki optional yapısını kaldırırsam bu bir zorunlu parametre yapısıdır. Şimdi enter'a bastığım zaman bana değer hatası döndürür. Çünkü zorunlu parametre değerini girmemiş olmamdan dolayı arkadaşlar.